Herkese merhaba. Bugün arkadaşla beraber araba pazarına gittik. Galericiler sitesine. Kendisine araba baktık. Yani gittiğimizde hakikaten çok şaşırdık ikimiz de. Bundan 1,5 ay önce falan yine gitmiştik. O geçen gittiğimiz günle bugünü kıyasladığımız zaman yani aynı araba, aynı araba modeli, aynı özellikler. Yani en kötü araba üstüne 50 bin lira koymuş. Kimisi 100 bin lira, 150 bin lira koyan var arabalarda üstüne. Yani hakikaten artık bu arabalar ne olacak şaşırıyorum. Yani daha önce işte artmaz demiştik, artık artmaz demiştik, yine arttı. Bundan sonra çok arttı, bir daha artmaz dedik, yine arttı. Çok abarttı dedik, artık artmaz dedik, fiyatları yine arttı, yine arttı. Yani arkadaşlar hakikaten öyle bir şey ki yani dolar kuru mesela son bir ayda çok oynamadı. Birkaç kuruş oynadı. Araba fiyatlarına bakıyorsunuz. Yani 50 bin, 100 bin, 150 bin üstüne koyan arabalar var. Yani bizim bütçemize göre konuşuyorum. Yani milyonluk araçlardan bahsetmiyorum. Yani inanılmaz bir artış var. Yani bunun ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi buna istinaden bugün arkadaşla da sohbet edince bununla ilgili bir video çekmek istedim sizinle. Sohbet niteliğinde ben biliyorsunuz yani bu arabayla ilgili ya da finans ekonomiyle ilgili bir uzmanlığım yok benim. Bu sohbet niteliğinde uzman görüşü değil. İsteyen uygular, isteyen istemeyen uygulamaz. Sadece fikrimi söylemek için bu videoyu çekiyorum. Nihayetinde illaki bu fikirlerden etkilenenler veya işte beğenenler veya beğenmeyenler olacaktır. Yani söylemek istediğim şey bu araba fiyatları artmaya devam edecek. Bu benim görüşüm. Niye artmaya devam edecek? Yani tarih tekerrürden ibaret derler ya. Yani geçmişe baktığımızda hani o artmaz artık. Çok arttı. Uçtu. İki katına çıktı. Üç katına çıktı dediğimiz dönemlerde artık artmaz dediğimiz dönemlerde araba fiyatları yine arttı. Ben bu dönemde yine araba fiyatlarının artacağını düşünüyorum. Yani yine araba almanın özellikle yatırım amacıyla araba almanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ha zaten benim ihtiyacım var. Her halükarda alacağım diyorsanız ayrı konu. Yani ama benim burada anlatmaya çalıştığım yatırım amacıyla yani araba alınır mı? Benim paramı korumak için, hatta kâra geçmek için araba almam mantıklı mı? Bence mantıklı. Çünkü şöyle örnek vereyim. 2019'a dönelim. Mesela pandemiden öncesine dönelim. 2019'un işte Eylül, Ekim, Kasım aylarına filan gidelim. Ben hatırlıyorum o dönemlerde mesela 2013 2012, 2013 bir araba, mesela yerli marka bir araba, Renault filan. O dönemlerde 40 bin, 45 bin, 50 bin civarı geziyordu o arabalar. Dolar bazında düşünelim. Şimdi dolar bazında düşünmek lazım. Çünkü öyle düşünmezsek kâra geçip geçmediğimizi gerçekten real olarak tam tahlil edemeyiz. Dolar bazında düşünelim. Dolar o zamanlar 5,5-6 lira arasında gidip geliyordu. 5,5-6 lira. 6 lira diyelim hadi. 6 lira diyelim. Yani o dönemde bir araba, öyle bir araba, 2012 model yerli marka bir araba, temizliğine göre değişir tabii. 8 bin dolar civarı bir şeydi diyelim ki. 8 bin, 9 bin dolar diyelim. Aynı marka araba, aynı model araba, eskimesine rağmen, binmenize rağmen, kilometresi artmasına rağmen, şu anda bu arabanın ederi ortalama 500 bin lira. Yani 25 bin dolar civarı bir rakama tekabül ediyor bu. Hatta 25 binden fazla. Yani düşünebiliyor musunuz? O zamanlar siz cebinizdeki parayı dolar yapmak yerine gidip araba almışsanız 8 bin 9 bin dolar paranızla bir araba alıyorsunuz. Bugün aynı araba size 25 bin dolar para getiriyor. İşte bu kar. Yani bu büyümektir. Yani bu kardır. Hatta
daha çok kar edeni söyleyeyim. Kim mesela daha çok kar eden? O cebindeki 8 bin 9 bin dolarla gidip araba almak yerine 8 bin 9 bin doları cebinde bırakıp daha sonra mesela krediyle, ihtiyaç kredisiyle araba alanları düşünelim. Onlar daha da kârda. Çünkü TL borçlanıyor. Katma değeri olan bir mal alıyor. Ve bu mal değerleniyor. Yani bu insanlar daha da kârda. Hatta mesela cebindeki parayla bir araba aldı, gidip kredi çekti, ikinci arabayı aldı yatırım için. İnanılmaz bir kâr. Şeyden örnek vereyim. Mesela 2000 pandemiden öncesini söyledik. Pandemi zamanını söyleyelim. Mesela pandemi döneminde de yani 2020 yılını örnek vereyim. Mesela 2020 yılında Kurban Bayramı'nda mesela güzel kredi fırsatları verilmişti. Düşük faizli. Mesela o dönemde kredi çektiğinizi düşünün. Mesela zamlanmıştı arabalar o zamanlar. Yine pandemiden dolayı hani çip krizi, işte üretim krizi vesaire denildi ya. İşte 40-45 bin liralık arabalar 80-90 bin lira oldu. Hatırlarsanız. İşte artık alınmaz, iki katına çıktı. Balon bayağı şişti, patlayacak dedikleri dönemi düşünün. Yani o dönemde mesela gidip yine bir kredi çektiğinizi düşünün. Yine cebinizdeki parayla alırsanız yine kardasınız da. Yine o dönemlerde de mesela maksimum ihtiyaç kullandırma limiti 125 bin lira filandı o dönemlerde. 125 bin liralık bir kredi çektiğinizi düşünün o zamanlar. Ya 3-4 senelik bir kredi çektiğinizi düşünün. İşte bunun taksitleri 3000 küsür lira, 3500, 3300 lira civarı bir şey. Gidip mesela 125 bin liralık araba aldığınızı düşün o zamanlar. Yani iyi model, iyi marka o zamana göre iyi bir marka, iyi bir model aldığınızı düşünün. O arabanın şu an ederi 600 binden fazladır. 600 bin küsürdür o araba. Yani düşünün 125 bin lira kredi çektiniz. Bunun işte 3-4 senelik olduğunu düşünelim o dönemlerde. Bugün faizler vardı. Yani 150 bin lira filan geri ödemesiyle beraber. Yani 125 bin lira çekiyorsunuz, 150 bin lira ödüyorsunuz o zamanlar. Taksitler 3,5 civarı. 3300-3500 civarı. O parayla gidip bir araba aldığınızı düşünün. Şu anda o araba 600 bin, 700 bin civarı. Peki dolar üzerinden hesaplayalım. Mesela dolar ne kadardı o zamanlar? Pandemiden dolayı yükselmişti. 7,5 lira civarı bir şeydi. 7,5-8 lira gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. 8 lira diyelim. Düz hesap olsun. Yani 125 bin lira 30 bin pardon 125 bin lira kaç dolar yapıyor? 12 bin 15 bin dolar. 15 bin dolar civarı bir şey yapıyor. 15 bin dolar küsür. Yani 15 bin dolara bir araba aldığınızı düşünün o zamanlar. Şu anda o araba 600 bin 700 bin civarı. O 125 bin aldığınız araba 600 bin 700 bin civarı. Dolar üzerinden yine hesaplayalım. 20 lira diyelim şu an düz hesap dolara. 30 bin dolar yapıyor. Hatta 600 bin üstündeyse 30 bin doların üstü. Şu an arabanızın değeri. Yani yine %100'den fazla bir kar var. Düşünebiliyor musunuz? Yani 15 bin dolarlık araba aldınız. Şu anda 30 bin dolar ederi var o arabanın. Ve siz TL borçlandınız. TL borcunuz sabit. 125 bin lira borçlandınız. Toplam ödemesi 150 bin lira. Sizin araba şu anda 600 küsür, 700 bin lira belki temizliğine göre. Çok ciddi bir kar var. Dolayısıyla şu anda da yani şu an geldiğimiz bu noktada da araba almanın yine tıpkı geçmişte olduğu gibi şu anda da mantıklı bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Ha, sadece araba mı mantıklı yatırım? Tabii ki değildir. Onu uzmanlar takdir eder. Belki kimisi borsada yatırır, kimisi altına yatırır, kimisi ticaret yapar. O ayrı bir konu. Ama araba özelinde baktığımızda yani araba almak şu anda da mantıklı diye düşünüyorum. Artmaya da devam edecek.
Bu tabii ki benim fikrim. Dediğim gibi sohbet ediyoruz şu an. Sadece bir fikir. Belki genç arkadaşlar vardır, araba almaya niyetlidir, ufak bir parası vardır, değerlendirmek istiyordur. Bir fikir olsun, araştırmaya yol açsın diye öyle kendimce bir video çekmek istedim. Neden artacak? Yani sadece tarih tekerrür ibaretten dolayı mı? Yani ondan ibaret mi? Değil. Yani mesela şuna bakıyorum. Geçen sene bu kredi kur korumalı mevduatın ülke bütçesine ek olarak getirdiği yük 93-94 milyar dolar civarında. Bu yıl deprem oldu, işte 10 ilde 11 ilde deprem oldu. Bunun da ülke ekonomisine yükü 103-104 milyar dolar. Yani sırf 2022 ve 2023'ün ilk çeyreğinde, yani daha yeni düşünün, ülke ekonomisine bunların yükü 200 milyar dolara yakın. Bir de önümüzde seçimler var. Seçim için harcanacak paralar var. Onun da ayrı bir yükü olacak ülke ekonomisine. Yani şartlar öyle bir şekilde gelişti ki, yani doların tekrar yükselmemesi çok zor. Yani inşallah yükselmez de. Doların yükselmemesi çok zor. Kaldı ki dolar yükselmese bile araba fiyatları yine artıyor. İşte görüyoruz. Sadece araba fiyatları değil, her şey zamlanıyor. Bugün markete girdiğimiz zaman bile dolar kuru sabit olmasına rağmen sürekli artışları görüyorsunuz. Yani benim bu konuda söylemek istediğim şeyler bunlar. Artışların maalesef devam edeceğini düşünüyorum. Biz de belli bir bütçeye sahip insanlarız. Paramızın değerini korumak istiyoruz. Hatta neden olmasın, kâra geçmek istiyoruz. Sermayemizi arttırmak istiyoruz. Dolayısıyla krizi fırsata çevirmek adına aklımdan geçen düşünceler bunlar. Yani kapitalist sistemin bir nevi kendisini kendi lehimize kullanmış oluyoruz. Büyümek adına, sermayemizi büyütmek adına. Bunlar benim düşüncelerimdi. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.